Sevgili izleyiciler, Tercih Rehberi programının bir başka bölümünde Gözde TV ekranlarında Adıyaman Üniversitesi YouTube kanalında ve Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM'de yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel bir okulumuzu tanıyacağız. Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı tanıtmaya çalışacağız. Konuğumuz da Konservatuvar Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Sadık Doğan. Sayın Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hakan Bey, çok teşekkür ederim. Hem bu nazik davetiniz için hem de bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Programa başlarken sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Sadık Doğan. Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak yer almaktayım. Hı hı. Aynı zamanda müdür vekilliğini de yürütmekteyiz. Hı hı. Adıyamanlıyım, sizler de biliyorsunuz. Evet, evet, uzun yıllardır Adıyaman Üniversitesi'nde yer almaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Hocam, biz de sizin gibi bir üstadla aynı üniversitede olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tabii Sadık Doğan ismini bilen biliyor. Müzik dünyasına bıraktığınız izlerden. Teşekkür ederim. Değer katıyorsunuz üniversitemize. Sayın Hocam, peki konservatuvarımızla ilgili biraz sizden bilgi almaya başlayacak olursak. Öğrenci kabulünde bulunan bölümlerimiz nelerdir? Devlet Konservatuvarımızın isterseniz kısaca bir tarihçesinden bahsedeyim. Lütfen. Bu anlamda da bilgi aktarmış olayım sizlere. Tamam. Devlet Konservatuvarımız Adıyaman Üniversitesi'nin kurulmasından sonra 2006 yılında, yani daha doğrusu kurulmasıyla beraber oluşturulan bir birim, bir bölüm. Hı-hı. Tabii ki ilk yıllarda akademik kadro vesaire olanaklarının kısıtlı olmasından dolayı 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk öğrenci kabulü yapılıyor ve Hı-hı. bir bölümle İlk önce başlıyor. Bu bölümümüzde müzik ve sahne sanatları bölümü. Tabii bu bölüm içerisinde de bir ana sanat dalı olan koro ana sanat dalına ilk öğrenciler o tarihlerde kabul ediliyor. Ta ki 2021 yılına kadar. 2021 yılında son öğrenciler artık alınıyor. Ondan sonra bölüm pasifleştirilerek müzikoloji bölümü hayata geçiriliyor. Ve halen müzikoloji bölümüne öğrenci kabulü devam etmekte. Kaç öğrenci alıyoruz hocam senelik? Her yıl 25 öğrenci kabul ediyoruz bölümümüze. Bunlardan 3'ü engelli kontenjanı oluyor. Diğerleri de normal başvuran diğer adaylarımız için özel yetenek sınavıyla kabul ediyoruz bölümümüze. Özel yetenek sınavına da ayrı bir parantez açacağız. Peki hocam, buraya gelen öğrenciler nasıl bir akademik kadroyla karşı karşıya kalacaklar? Biraz bilgi verebilir misiniz? Birbirinden değerli, kendi alanlarında uzman, İşlerinde çok yetkin hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Ve bu da bize ayrı bir gurur veriyor. Bir profesör, 3 doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi doktor, bir öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi olmak üzere 7 akademik kadromuz mevcut. Ve güçlü bir şekilde eğitim öğretim hayatımıza devam ediyoruz. 7 sanatçımız var. Evet, aynı zamanda da sanatçı hocam. Hocalarımız evet. Tabii ki. Konservatuvar çünkü çok başka bir boyut. O sadece akademik olarak değerlendirmek yetmiyor. Sanatın evet. akademikleşmesi evet. söz konusu. O da tabii hocalarımızın mahareti, marifeti, yaklaşımı çok büyük önem arz ediyor takdir ederseniz. Çok teşekkür ederim. Sayın hocam, peki kaç öğrenci mezun verdik bu yıl? Bu yıl yaklaşık 15 öğrenci mezun verdik. Tabii geçmişten günümüze kadar baktığımızda biraz önce bahsettiğim koro ana sanat dalından bugüne kadar 80 öğrencimiz mezun olmuş durumda. Evet. Müzikoloji bölümünden de bu yılla beraber sayarsak yaklaşık 75 öğrenci mezun olmuş oluyor. Tabii her yıl bu sayı artarak devam ediyor. Evet. Müzikoloji bölümüne her yıl ortalama 20-25 mezun eklenecek gibi görünüyor. Evet. Aynı zamanda şundan da bahsedeyim. Lütfen. Müzikoloji bölümümüz aktif olmasının yanı sıra bir de Türk müziği bölümümüz var. Zaman içerisinde bunu da aktifleştirmeyi planlıyoruz. Yani İnşallah. Kendi planlarımız arasında eğitim öğretim için. İlerleyen zamanlarda da eğer kriterler tamamlanırsa oraya da öğrenci kabulünü sağlamayı planlıyoruz. Koşulların olgunlaşmasıyla ilgili. Evet. Tamam Sayın Hocam. Peki hocam, konservatuvarda bu soru nasıl sorulur bilmiyorum ama. Buyurun. Eğitim anlayışınız diye sorsam herhalde yanlış olmaz. Eğitim anlayışınız nedir diye sorsam. Aslında Hakan Bey,
Birçok projemizde, birçok etkinliğimizde sizler de yer alıyorsunuz. Evet. İşin içinde, mutfağında olduğunuz için bunu birazcık da size anlatmam zor. Aslında siz de işin içindesiniz. Ama şöyle izah edeyim. Yani devlet konservatuvarındaki işleyiş sadece eğitim, öğretimi yerine getirmekle ilgili değil. Biz aynı zamanda sanatçı yetiştiriyoruz. Aynı zamanda müzikolog yetiştiriyoruz. Bu nedenle birçok etkinlikle ilgili özel çalışmalarımız oluyor. Öğrencilerimizin kendisini geliştirip, kendisini birazcık daha ileriye taşıyabileceği ortamlar sağlamaya çalışıyor. Bunun için de birazcık fiziki ortamımızdan da bahsedeyim sizlere. Lütfen. Özellikle devlet konservatuvarımızın yeni binasında yer almasını sağlayan üst yönetimimize, rektörlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Müstakil, hani tabiri caizse butik bir bölüm niteliğinde, konservatuara has bir lokasyonda. Bu çok önemli eğitim, değil mi hocam? Tabii eğitim yürütmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da imkanlarımız çok iyi. Bölgeye göre düşünürsek birçok hoca ofisinde de zaten eğitim öğretim devam ediyor. Bilgisayar laboratuvarımız var, piyano laboratuvarımız var. Sizlerin de içinde olduğu ses kayıt stüdyomuz var. Evet. Ve bu fiziki ortamlarımızı da geliştirerek hizmete sunmayı zaman içerisinde zaten düşünüyoruz. Bu anlamda bu imkanlar da daha da çoğalarak devam edecektir. Göl başına vardım, gülleri çoktu. Göl başına eğitim anlayışınızda, yani sanat anlayışınızda uygulamanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bu olanakları sağlamakla. Evet. Değil mi Sayın Hocam? Öğrenciler de bu olanaklardan faydalanabileceklerini bilerek burayı şimdi ülkemizde geçmişi pek de eski sayılmayacak müzikoloji alanında bizler müzikolog yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu da tabii ki belirli anlamda belirli multidisipliner özellikler gerektiriyor eğitim anlayışı içerisinde. Biraz önce de bahsettiğim gibi sadece hani müzikle ilgili temel bilgiler bizim bölümümüzde aktarılmıyor. Bunun yanı sıra birçok konuya duyarlı biz müzikolog ve sanatçı yetiştirmeyi hedefliyoruz, amaçlıyoruz. Evet, evet. Bizim zaten misyon ve vizyonumuz da bunun üzerine eğitim öğretim süreci devam ediyor. Bu tabii sanatçı duyarlılığı parantezinde değerlendirirsek büyük önem arz ediyor. Evet. Tabii öğrencilerimiz şunu da bilsinler, üniversitemizdeki etkinlikler, faaliyetlerin hep bir tarafında devlet konservatuvarı var. Yani kampüsümüz de büyük bir uygulama sahası değil mi Sayın Hocam? Üniversitelerin birazcık da vitrinini oluşturan birimlerden, bölümlerden birisidir devlet konservatuvarı, evet. Güzel Sanatlar Fakülteleri, BESYO'lar özellikle bu anlamda da. Şimdi sürekli belirli anlamda etkinlikler gerçekleştirildiği için en çok göz önünde olan bölümlerimiz de
bunlar oluyor. Bu evet. da ayrı bir mutluluk verici. Tabii. Çünkü biz birazcık daha herkesle iç içe olmuş oluyoruz. Birazcık daha karşılıklı etkileşim içerisinde oluyoruz. Sanatın da sunulma imkanı oluyor değil mi? Evet. Sayın hocam, tabii kitlelerle ki. Buluşturuyoruz tabii burada. Tabii ki. Öğrencilerimizin de bunu öğrencilik döneminde yaşıyor olması, evet. hocalarıyla, üstadlarıyla bunu yaşıyor olması büyük önem arz ediyor bence. Usta-çırak ilişkisi zaten Hı-hı. bu işin temelinde var. Hı-hı. Sadece hani yazınsal bilgilerin dışında uygulama ile ilgili, icra ile ilgili bu gerek ses olsun, gerek çalgılarla olsun. Bu anlamda devlet konservatuvarlarının ayrı bir spesifik özelliği var. Değil mi Sayın? Öğrenciyle olan bağ, öğrenciyle olan daha fazla beraber olma imkanı. Öğrenci ilişkisi de başkalaşıyor. Tabii ki. Biz abi kardeş, aile olarak baba oğul ilişkisine, öyle. Baba evet. kız ilişkisine dönüyor. Evet. Çünkü aile gibi olmazsa o sanat icra edilemiyor, gerçekleştiremiyor konservatuvar kendini. Adıyaman Üniversitesi ailesinin biz de bir bireyi oluyoruz, Hı-hı. bir parçası oluyoruz. Hı-hı. Bu yönüyle de çok mutluyuz ve gururluyuz. Hı-hı. Peki Sayın Hocam, mezun olan öğrencilerin istihdam olanaklarıyla ilgili bize ne gibi bilgiler verebilirsiniz? Hemen şöyle kısaca bir bilgi vermeye çalışayım. Hı. Çünkü alan çok geniş bir alan. Sadece müzikle ilgili alanlarda istihdam olanağı yok. Hı hı. Daha farklı hı. alanlarda da var. Özellikle sizin de içinde bulunabileceğiniz hı. o sektör içerisinde hı. olan şeylerden de bahsedeyim. Lütfen. Müzikoloji mezunları için müzik dolu bir kariyer söz konusu zaten. Hı. Onu söylemeye gerek yok. Mezunlarımız radyolarda, hı hı. televizyon kanallarında, gazetelerde özellikle müzikal anlamdaki o tahliller için, hı hı. analizler için hı hı. bulunabiliyorlar. Yayıncılık için. Tabii yayıncılık hı. için. Müzik kütüphaneleri, müzik prodüksiyon şirketleri, birçok sayamayacağım alanda bizim mezunlarımız yer bulabiliyor. Ama tabii bu kariyer basamakları gibi bir de öğretmenlik boyutu var. Evet. Özellikle örgün eğitim kurumlarında yer alabilmek için bizim müfredatımız içerisine de dahil edildi. Hı hı. Formasyon alarak öğretmen olmaya formasyon alıyorlar mı öğrenciler? Evet. Çok güzel. Evet. Müzik öğretmenliği kapıları da açılmış oluyor. Açılmış oluyor. Hı hı. Tabii onun da gerekli kriterlerini yerine getirirlerse, gerekli sınavlarda başarı gösterirlerse hı hı. müzik öğretmeni olarak da atanma imkanları mevcut. Bir de hocam lisans eğitimini tamamladıkları için yüksek lisans ve doktora kapıları da açık oluyor. Tabii ki lisans üstü programlarda da zaten belirli anlamda yüksek öğretim kurumlarında da mesleki açıdan kendilerine yer bulabiliyorlar ve kendilerini geliştirmek için böyle imkanlara da sahip olabiliyorlar. Evet, bunu bilmekte de fayda var. Peki Sayın Hocam, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir diye soracak olursak. Adıyaman Üniversitesi gerek kampüsü, gerek eğitim anlayışı, hı hı. her anlamda totalde düşündüğümüz zaman bir öğrenci için her türlü imkanı sunan ve çok rahat, işte 2 yıl olsun, 4 yıl olsun, artık kaç yıllıksa gelmeyi planlıyor. Hangi bölümü tercih edeceklerseniz. Buna göre çok rahat bir öğrencilik geçirebilecekleri bir kampüse sahibiz. Hı-hı. Bunun haricinde zaten Adıyaman'ı da çok anlatmaya gerek yok. Tabii ki deprem sonrasında yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ama hızla bu yaralar da sarılmaya devam ediyor. Bu anlamda imkanlar eskisinden daha iyi Hı-hı. hale gelmeye çalışıyor. Hı-hı. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla, özellikle veliler için de söylüyorum, aileler için de söylüyorum. Adıyaman Üniversitesi gerçekten bir öğrenci için çok çok güzel imkanlar sunan bir üniversite. Hı-hı. Biz sabırsızlıkla yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki beklediğimiz öğrencilere ne gibi bir sınav uygulayacağız? Hemen onlarla bahsedelim. Hocam. Hemen bahsedeyim. Şimdi bizim Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümümüzde sınavın belirli yapılma aşamaları var. Hı hı. Tabii bunlar Adıyaman Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanmış özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilen tarihlerde ve içeriklere göre oluyor. Hı hı. Bizlerin bu anlamda çok yakın bir zamanda yayınlayacağımız bir kılavuzumuz var. Hı hı. Bu kılavuzda bütün ayrıntılar yer alıyor. Ama ben kısaca şöyle bir
sınav içeriği hakkında bilgi vereyim. Hocam kılavuzu nereden takip edebilirler? Web sayfalarımızdan. Web sayfalarımızdan. Tamam. Hem üniversitemizin web sayfasından, ADÜ web sayfasından, hem de Devlet Konservatuvarı'nın web sayfasından bunları takip edebilir. Evet. Ekstra tabii öğrenci işleri de gerekli duyuruları, gerekli bilgileri zaman zaman aktarıyor web üzerinden. Evet, tabii bunlar da tebliğ hükmünde olduğu için öğrenciler ancak onları takip ederek belirli anlamda başvurularını yapabiliyorlar. Hı-hı. Online başvuru yapılıyor. Kılavuzda belirlenen tarihler arasında. Özel yetenek sınav içeriğimiz 3 bölümden oluşuyor. Hı-hı. Bu çok önemli çünkü devlet konservatuarlarında standart bir yetenek sınavı uygulanmıyor. Hı-hı. Her üniversitenin, her devlet konservatuarının kendine has uyguladığı belirli sınav içerikleri mevcut. Mesela bizimkini biraz daha açabilir miyiz? Şöyle, bizimki tek aşamalı bir sınav. Hı-hı. Tek aşamalı. Hı-hı. Aynı gün biz bitiriyoruz. Hı-hı. Çünkü bütün kriterlerimiz, bütün sınav içeriği bölümlerimizi aynı gün içerisinde yapıyoruz. Hı-hı. Bu 3 bölümden oluşuyor. Gelen adaylardan şunları bekliyoruz. İlk önce müziksel işitme konusu. Yani sınavın bu bölümünde adayların müziksel işitme becerilerini ölçüyoruz. Bunların içeriğinde şu var, bir ses tekrarı 2 adet, 2 ses tekrarı 2 adet, 3 ses tekrarı 2 adet ve 4 ses tekrarı 2 adet. Bu ses tekrarları dediğim zaten bu anlamda aday olacak kişilerin malum olan bilgileri zaten var. Evet. Piyanodan ses vererek biz bunlardaki o ses frekansının geri dönüşünü kendi sesleriyle müzik kulağı var mı yok mu evet, değil mi sen? Dönmesini istiyoruz. Aynen öyle. O frekansları duyabiliyor mu? Aynı şekilde ses tekrarı yineleme yapabiliyor mu? Bunlara bakıyoruz. Onun haricinde 2 adet ezgi tekrarımız var. Piyanoyla çalınan 2 adet ezgi kendi sesiyle bize tekrar ediyor. Ve ritmik cümleler dediğimiz tartımlar var. Bunlar da belirli ritimsel özelliklerle bizler uyguluyoruz. Gelen aday da onu tekrar ediyor. Bu şekilde müziksel işitme bölümünü bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra müziksel söyleme ve çalma bölümü yer alıyor. Burada da adayların sesini kullanabilme ve çalgı becerilerini ölçme ile ilgili bir içerik söz konusu. Burada İstiklal Marşı'nı istiyoruz. Özellikle ses durakları, nefesler, sözcüklerin doğru kullanımı, ses aralıklarının doğru uygulanması gibi kriterlere bakıyoruz. Tabii kendileri sınav için hazırladıkları, yani kendileri ne düşünüyorsa, ne hazırlıyorsa, bir adet sözlü eser, bu şarkı, türkü, liyet, arya gibi şeylerden oluşabiliyor. Onları o sınava katılan adayın inisiyatifinde. Tabii ki biz birazcık da zorluk derecesini adaya bırakıyoruz. Onu da ölçmüş oluyoruz. O kendini en iyi hangi şarkıda ya da hangi ezgide ifade ediyor? Kolaylık, zorluk, işte ifade etme bu anlamda bunları göz önünde bulun diyoruz. Bir de kendi çalgıları da istedikleri her çalgı olabilir. Hazırlamış oldukları bir adet enstrümantal eseri icra etmelerini istiyoruz. Bu şekilde bu bölümü de tamamlamış oluyoruz. Son olarak da müzikoloji alan bilgisiyle ilgili birkaç soru soruyoruz. Jüri üyelerimiz alanla ilgili birkaç soru yöneltiyor genel anlamda. Gelen adayın hani bu konuya yatkınlığı, alandaki temel bilgilerini genel ölçme. Genel kültürünü ölçüyorsunuz. Her anlamda, her şeyi ölçüyoruz bu anlamda. Sınavın zaten son aşaması oluyor. Bu şekilde bu özel yetenek sınavının tabii ki puantajları, oranları kılavuzdaki tablolarımızda yer alıyor. Oraya bakarlarsa daha net ve ayrıntılı bilgi edinebilirler. 100 üzerinden değerlendirdiğimiz bu özel yetenek sınavında 50 ve üzerine alanlar sıralamaya dahil ediliyor. En yüksekten en düşük 50'ye kadar olan notlar bunlar işte asıl ve yedek ilk 25'e kadar asıl öğrencileri belirliyor. Yani. Anladım hocam. Evet. Gayet şuna da değineyim. Şuna da değineyim. Lütfen. Özellikle hani 3 engelli kontenjanından bahsetmiştik. Çok yetenekli adaylarımız geliyor. Bu da bizi sevindiriyor. Biz çünkü bir arada engelli de olsa ne olursa olsun müzik alanında bir şeyler başarabilecek öğrencilerle eğitim öğretimi
devam ettirmeyi her zaman arzuluyoruz. Evet. Bu anlamda da engelli kontenjanı için olan sınavı biz sabah saatinde yapıyoruz. Yani şöyle tarihte vermiş olursak tabii kılavuz da yayınlanacaktır. Hı hı. 3 Eylül'de yapacağız sınavımızı. Tabii başvurular aksi daha bir durum olmadığı sürece, olağanüstü bir durum olmadığı sürece kılavuz da bugün yarın yayınlanacak. Senato kararımızdan sonra. Bu içerik yönünden düşündüğümüz zaman aynı şartlarda engelli kontenjanına başvuran adaylarımız da aynı içerikteki bir sınavla bu şekilde kendilerini kabul ettirmeye çalışacaklar. Evet. Evet. Sayın Hocam son derece açık bir şekilde ifade ettiniz. Çok teşekkür ederim. Adil bir sınav olması da çok önemli. Hemen şunu da söyleyeyim. Lütfen. Oluşturduğumuz yönerge bizim için çok önemli. Üniversitemiz adına aslında bunu da sevinçle, gururla söyleyebiliriz. Oluşturduğumuz ve aldığımız birçok karar birçok üniversite tarafından fark edilerek onlar da model görerek uygulamaya başladılar. Bunlardan birisi biz özel yetenek sınavlarımızda gelen adaylar kendi sorusunu kendisi belirliyor. Bu da şöyle, bizlerin kapalı kutuda küçük numaralı toplarımız var. Gelen işte birbirinden farklı 3 veya 5 adet dosya hazırlıyoruz. Öğrenci kendine göre hangi numarayı çekerse biz o soruları, o içerikleri uyguluyoruz. Ama hepsinin zorluk derecesi aynı birbiriyle. Sadece sorular farklı. Sorunun çeşidini öğrenci kendi belirlemiş. Aynı çeşit derken. Türü. Yani evet. Sorunun değişikliğini kendisi. Versiyonunu artık kendi seçmiş oluyor. O şekilde uyguluyoruz. Bu anlamda da çok şeffaf. Zaten sınavın bütün aşamaları kamerayla kayıt altına alınıyor. Biz onları saklıyoruz 2 yıl boyunca. Şöyle bir şeyden de bahsedebilirim. Jüri üyelerimiz de bu konuda çok hassas davranıyorlar. Özellikle bizim yönergemiz doğrultusunda hiçbir jüri üyemiz aday öğrencilere daha önce herhangi bir çalışma yapmamış olması lazım. Evet. Herhangi bir şekilde sınav içeriğini onlarla çalışmamış olması gerekiyor. Çünkü bazen bizler de sorularla karşılaşıyoruz falan. Sadece biz genel bilgi vermekle mükellefiz. Ama işin ayrıntısını ancak sınavda öğrenci kendi yeteneğini sergileyerek gerçekleştiriyor. Evet. Sınav içeriğini bu şekilde yerine getirmiş oluyor. Bizim yönergemizde de bu var. Bununla ilgili zaten jürilerimizin hepsi beyan veriyor. Bu anlamda da biz önemli bir model konumundayız. Bunlar bahsettiğiniz şeyler o kadar önemli ki gelen kişi sınavdan başarılı olsun ya da olmasın adil bir sistemle geçtiğini onu tam söyleyeceğim. İşte. En son yaptığımız geçen yılki sınavımızda 170 öğrencimiz birebir sınava katıldı. Bunlardan 25'ini ancak kabul edebildik. Gönül istiyor ki hepsini kabul edelim ama belirli kriterlere sahip olan ve puanı yüksek olanlar ancak sıralamaya dahil seçmek ediliyor. Seçmek durumundasınız 25 kişi. Bu anlamda bize herhangi bir itiraz, çünkü bunların da belirli resmi itiraz süreleri var. Kılavuzda da belirtilen tarihler var. Herhangi bize bir itiraz dönmüyor genel olarak. Bu da önemli. Bu da bizlerin sınav içeriğini çok şeffaf, çok adil yaptığımızı gösteren belirli verileri oluşturuyor. Çok güzel. Öğrencilerimiz bunu bilerek gelip başvurularını yapabilirler. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve özellikle bütün bilgilerini o sınavda gerektiği şekilde aktarmalarını arzu ediyoruz, istiyoruz. Sayın Hocam, yetenek sınavına başvuruyla ilgili süreç tam net belli mi? Başvuru süreci. Kılavuz yayınlanınca oradaki tarihler doğrultusunda yapılacak. Online başvuru demiştik. Orada muhtemelen Ağustos ayının ortalarında başlayacaktır. Ağustos'un sonuna kadar vesaire. Başvuru gerçekleşecek. Ondan sonra biz herhangi bir olağanüstü durum olmazsa, farklı bir şey olmazsa umarım olmaz. İnşallah. 3 Eylül'de de sınavımızı gerçekleştireceğiz. Adaylar takiplerini sürdürsünler. Web sayfasından belirli duyurulardan bunları takip etmelerini rica ediyoruz. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programımıza katkı sundunuz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bizlere de tekrar bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Önümüzdeki akademik yılda size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Devlet Konservatuvarı'ydı. Konuğumuz da Konservatuvar Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Sadık Doğan hocamızdı.
Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Başka bir bölümde farklı bir okulumuzu tanıtmak üzere tercih rehberinde tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.